Bana baksana sen. Sana söyleneni bir kere de anlamıyor musun ha? Dans etmeyeceğim dedim. Lovely'nin son kararı o kadar. Ölecekse de ölsün. Beni bir daha sakın arama. Yoksa... Neden sürekli beni rahatsız ediyorsunuz? Lütfen bir daha aramayın. Bu şekilde kiminle konuşuyordun? Kim aradı? Beni... kredi kartı şirketi aradı. Beni sürekli arıyorlar. Hatta bu sefer Bane'nin adını kullandı. Ne zaman biri onun adını söylese ben onu hatırlayınca kendimi kaybediyorum ve o an her şeyi unutuyorum. Sinirime hakim olamıyorum. Üzgünüm. Tapki! Tapki! Ne oldu? Tapki, bu Delhi'nin en meşhur psikoloğu. Merhaba. Kendisi her türlü zihinsel sorunda uzmandır. O yüzden onu tedavi için çağırdım. Kimin? Senin. Benim mi? Neden? Buna ne gerek vardı? Tapki, sabah telefonla konuştuktan sonra halini unuttun mu? Tapki bak, ben Bunny'nin kazasından sonra senin çok sarsıldığını biliyorum. O yüzden de sağlığın kötüleşsin istemiyorum. Bu ilk defa olmuyor. Seni defalarca o şekilde gördüm. Yani bu yüzden tedaviyi görsen iyi olacak. Bu çok önemli. Ama arıyor. Tapki. Kızım Bihan çok haklı. Bu tedavi iyileşmene yardımcı olacaktır. Baba, anne, siz benim yanımdasınız. Bu bana yeter. Öyleyse benim neden... Ama Tapki, tedavi de önemlidir. Ve tedavi süresince biz senin yanında olacağız kızım. Tapki, en azından Bihan'ın hatırı için kabul et. Baksana, senin için endişeleniyor. Kabul et işte. Tamam mı kızım? Şuna bak. Bu gerçekten oyulmuş. Demek ki biri bunu oyup özellikle gelip benim kafama attı. Kim olabilir ki? Bir ipucu bulabilsem yetecek. Bu parlayan şey de ne? Taş, bu kaba kim oyduysa o kişiye ait olmalı. Ve işte bu ipucu da beni düşmanıma götürecek. Şimdi bakalım benim düşmanım kimmiş? Cütki. Burada neler oluyor? Şşt, sessiz ol. Baksana, doktor geldi. Tapki'yi tedavi ediyor. Sessiz ol. Şimdi söylediklerimi aynen yapın. Ve sakin kalıp elimdekini takip edin. Gözünüzü taştan ayırmayın. Aklınızı tamamen boşaltın. Tüm sıkıntılarınızdan arınıyor ve gittikçe rahatlıyorsunuz. Bak sen. Beni hipnotize etmeye çalışıyor. Eğer beni kontrol altına alırsa bana tüm gerçekleri söyletebilir.
Gerçeği bilmek istiyorum Tapki. Onu bu yüzden çağırdım. Bu taşla birlikte tüm sıkıntılarınız dağılıyor. Artık hiçbir şeyi düşünmüyorsunuz. Yavaş yavaş uykunuz gelmeye başlıyor. Artık iyice gevşediniz. Büyük bir rahatlama geliyor. Artık aklınızda hiçbir sorun kalmadı. Yavaş yavaş bu rahatlama bütün bedeninizi sarıyor. Şimdi derin bir uyku halindesiniz. Söyleyin, sizin adınız nedir? Benim adım Tapki Bihan Pandey. Peki Bihan Pandey sizin neyiniz oluyor? Benim kocam. Peki ailenizde başka kimler var? Herkes. Annem, babam, yengem, kızım, herkes. Peki ya sizin çocuklarınız? Çocuklar? Benim iki çocuğum var. İki kız. Tina ve Bunny. Kızlarım doğduğunda ben Bunny'yi alıp ailemden ayrılmak zorunda kaldım. Peki ailenizden ne kadar ayrı kaldınız? 7 yıl. Ailenizi bir kez daha nerede gördünüz? Bunny'nin okulunda. Tina uluslararası okulundan ayrılıp Bunny'nin okuduğu Sunshine okuluna kayıt yaptırdığında. Peki ya sonra? Sonrasında ikimiz de ailemizin evine geri döndük. Ama kaderimiz İyi değilmiş ki Bunny'mizi kaybettik. Benim kızım bana ancak 15 yıl sonra geri dönebildi. Ve sonra kader bir kez daha beni kızımdan ayırdı. Ama bu sefer sonsuza dek benim Bunny'm bu dünyadan göçüp gitti. Beni bıraktı ve gitti. Hem de sonsuza kadar. Bugünlük bu kadar yeter. Şimdi gözlerinizi yavaşça kapatın ve parmağımı şıklattığımda hemen uyanın. Belki de ben her zamanki gibi hatalıydım Tapki. Sen gerçek Tapkisin. Yoksa bu kadar şeyi bilemezdin. İyi misiniz? Kendisine birkaç vitamin yazacağım. Onları verirsiniz. Tamam doktor. Bihan, sen doktora eşlik et oğlum. Tapki, sen de biraz dinlen kızım. Hı? Shhh.
Şimdi söylediklerimi aynen yapın. Elimdekini takip edin. Gözünüzü taştan ayırmayın. Aklınızı tamamen boşaltın. Nasıl kurtardım? Adam sanki dedektif. Bundan kurtulmak için ne yapsam bilemedim. Benim Lovely olduğumu düşünürken de hep benimle uğraşıyordu. Ama şimdi benim Tapki olduğumu kabul etse de sürekli başıma bir bela açıyor. Sen bildiğin gibi yap. Ama Lovely'nin gerçeğini asla öğrenemeyeceksin. Çünkü Lovely'nin sevgisi güçlüdür. Ama öfkesi daha da güçlüdür. Burada mıydın? Babaannem bana annemin tedavisi için birini getirdiğini söyledi. Hala annemden şüpheleniyor musun? Öyleydi ama bitti. Hipnotize olmasına rağmen Tapki her şeyi tek tek anlattı ve söylediklerini yalnız Tapki bilebilirdi. O yüzden artık inandım. Ne dedi ki annem? Eskiden olanları, sizin alışkanlıklarınızı, hatta okullarınızı bile anlattı. Tina uluslararası okulundan ayrılıp Bunny'nin Sunshine okuluna kayıt yaptırdığında. O yüzden artık şüphemden kurtuldum. Şimdi ben de tüm ailemiz gibi onun Tapki olduğuna inanıyorum. Tina uluslararası okulundan ayrılıp Bunny'nin Sunshine okuluna kayıt yaptırdığında. Ama okulların isimlerini karıştırmış. Bunny Sunshine okuluna değil, uluslararası okuluna gitmişti ve ben Sunshine okuluna gidiyordum. Annem böyle büyük bir hata yapmış olamaz. Ya babamın şüpheleri doğruysa? Ya şimdi bizimle olan kadın annem değil de bir başkasıysa?